Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda ülkemiz için çok önemli bir telefonla beraberiz. Samsung'un S serisinin FE modelleri benim kesinlikle en beğendiğim cihazlardan. Çünkü bu karışık telefon piyasasını düşündüğümde hem fiyat performans anlamında hem de özellik dengesiyle S24 FE en mantıklı cihazların başında geliyor. Bu durum S20 FE ile başladı, S23 FE ile devam ediyordu. Aslında şu an S24 FE ile işler baya değişmiş durumda. Neden böyle? Videoyu sonuna kadar izlerseniz anlayacaksınız. Öncelikle bu cihazın lansmanı yapılmadı. Samsung sessiz sedasız tanıttı diyebilirim. Ve bu kez dünyayla aynı anda ülkemizde de satışa çıktı. Açıklama ve yorumlarda S24 FE'nin güvenilir satın alma linkleri olacak. Oradan kendin de inceleyebilirsin. Açıkçası normalde fiyat değerlendirmesini en sonda yapıyorum ama burada fiyattan bahsetmeden geçemeyeceğim. Çünkü fiyat yönünde rakiplerini ezip geçti diyebilirim. Daha 2 gün önce 14T ve 14T Pro tanıtıldı. Onların videosu da kanalda var. Serinin baz modeli 30.000 TL'den başlıyorken S24 FE gibi artık her anlamda düşündüğümde tam bir amiral gemisi olan bir cihazın 28.000 TL'den başlaması mükemmel olmuş. Ayrıca S24 FE'nin detaylı incelemesi ve rakipleriyle kıyaslamaları da kanalda olacak. Onları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi her zamanki gibi tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan S24 FE'ye baktığımda ilk dikkat çeken nokta daha büyük ve daha ince bir telefonla karşılaşıyoruz. Burada kasa yapısı kenar çerçeveleri daha keskin hatlar geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, 8 mm kalınlık ve 213 gramlık bir ağırlığa sahip. Fakat burada boyutunu oranla düşündüğümde S23 FE'ye oranla kesinlikle daha zarif bir telefon. Gri, mavi, siyah ve yeşil renklerle gelirken arka kapak cam, çerçeveler alüminyum ve burada kullanılan malzeme yapısının S24 serisiyle birebir aynı olduğunu söyleyeyim. Yani daha kaliteli ve daha dayanıklı bir telefonla beraberiz. Ön tarafa baktığımızda da çerçeveler S23 FE'ye oranla inceltilmiş durumda. Ekran tarafı yine üst seviye, 6.7 inç dinamik AMOLED 2X panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Bunun dışında HDR10 Plus, DCI P3 renk uzayı, 5 milyona 1 kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler S24 FE'ye konumlandırılmış. Burada ekrandaki renkler gerçeğe çok yakın, kontrast oranı renk başarımı noktasında da günlük kullanımda telefonda bir şeyler izlerken muazzam bir deneyimle karşılaşacağız. Ve bu ekran parlaklık tarafında da 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ne güneşli ortamlarda ne evde kapalı ortamlarda görme açısından bize hiçbir zorluk yaşatmıyor. Ve bu ekranın darbelere ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass Victus Plus'la korunduğunu söyleyeyim. Bu da önemli bir artı. Donanım kısmında Samsung'un kendi üretimi olan Exynos serisinde benim en beğendiğim işlemcilerden Exynos 2400'ün E versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci S24 ve S24 Plus'ta gördüğümüz 2400'ün %10 civarı kısılmış hali. Fakat buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş diyebilirim. Bu işlemcimiz Geekbench'te tek çekirdekte 2004, çoklu çekirdekte 6190 almayı başarıyor. S23 FE'ye oranla aradaki performans farkı yaklaşık %35 diyebilirim. Bu durum bize hem oyun hem kamera hem de gündelik kullanımda ciddi artılar getiriyor. Oyun tarafında PUBG'de düşük ayarlar 90 FPS, en yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Genshin Impact gibi oyunlarda da ara ara FPS dropları olsa da yüksek ayarlar 60 FPS verebiliyor. Baktığım zaman artık S24 FE sadece gündelik kullanım, ara ara oyun oynarım diyenler için değil, artık gerçekten yüksek bir oyun performansı isteyenler için de iyi bir seçenek. 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Fakat ülkemize sadece 128 ve 256 GB'lık modeller geldi. Bana sorarsanız telefonu özellikle uzun ömürlü kullanacaksak bu noktada 256 GB'lık model daha mantıklı diyebilirim. Çünkü burada bir hafıza kartı desteğimiz yok. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımda özellikle aydınlık ortamlarda fotoğrafların detayları, kontrast oranı ve zıt renklerdeki performans gayet başarılı. Ve burada sadece ana kamera değil, yardımcı kameralarda kesinlikle amiral gemisi bir cihaza yakışır düzeyde. Yani bu 3 kamera arasında çok büyük bir kalite farkı yok. Bu da benim en beğendiğim noktalardan. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. Ve şu anda 28.000 bandındaki fiyatıyla hem fotoğraf hem de video kısmında S23 ile beraber en başarılı cihaz diyebilirim. Ve S24 FE'de hem FE serisi hem de
S serisinin bazı modellerini düşündüğümde yani S22, S23, S24 gibi cihazlara oranla en önemli geliştirme kesinlikle batarya kısmında. Yani Samsung'un uygun fiyatta amiral gemisini alacağım ama batarya ile ilgili bir sorun yaşar mıyım devri artık bitiyor diyebilirim. Çünkü 4700 mAh batarya ve 25 watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden her zamanki gibi telefonumuz ve Type-C şarj kablosu dışında bir şey çıkmıyor. Fakat buradaki 4700 mAh batarya ve 4 nanometrelik Exynos 2400E'yi düşündüğümde batarya performansı yoğun kullanımlarda da bir günümüzü rahat rahat çıkartacak düzeyde. Zaten testlerini detaylı incelemede yapacağım. Ve tabii ki kablosuz şarj desteğimiz de var. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile geliyor. Arayüz deneyimi uygulamalar arasında geçerken, menüde kullanırken S24'ten, S24 Plus'tan farksız bir konumda. Yani çok tepkisel, akıcı bir cihaza beraberiz. Ve yazılımdaki en önemli detay 7 yıl Android, 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak olması. Şu anda bu desteği Android tarafında veren başka bir marka yok. Hoparlör tarafında da stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6'ya, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Ve S24F'ye eSIM ve nanoSIM olarak iki simle geliyor. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani fiyatı ve özellikleriyle beraber S24F'ye bu fiyata gerçekten alınır mı derseniz, açıkçası şu ana kadar çıkmış FE cihazlar içinde benim en beğendiğim telefon diyebilirim. Çünkü güçlü bir batarya, güçlü bir işlemci ve ön kamera dışında kamera kısmında S24 ile aynı kameralar ve özellikle de uygun fiyatlı büyük ekranlı bir amiral gemisi isteyenler için S24F'ye biçilmiş kaftan diyebilirim. Ayrıca tasarım kısmında S23F'de olduğu gibi üvey evlat muamelesi görmemiş. Çerçeveler S24 kadar olmasa da inceltilmiş. Kasa yapısı ve dayanıklılık yönünde de geliştirilmiş bir cihaz. Fırçalanmış yeni tasarımda daha premium hissettiriyor. Ve fiyat olarak her ne kadar Xiaomi 14T'nin rakibi gibi olsa da burada S24F'ye 14T Pro ile aynı segment ve özellikle fiyat avantajını, kamerayı ve güncelleme desteğini düşündüğümde 28.000 TL'ye rahatlıkla alınabilecek, gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir telefon diyebilirim. Peki bu telefonu kimler tercih etmeli? S24 Plus'a bütçesi yetmeyenler veya bütçeyi 40.000'e çıkarmak istemeyenler. Bunun dışında S23 gibi sağlam bir amiral gemisi istiyorum ama benim için bataryada birinci öncelik diyorsanız S24F'ye bu noktada kesinlikle en iyi tercih. Ve son olarak sundukları özellikleri ve fiyatıyla beraber S24F'yi değerlendirecek olursam benden 8.5'u aldı. Ayrıca S24F'nin detaylı incelemesi ve rakipleriyle kıyaslamaları da kanalda olacak. Onları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi merak ediyorum. Bu fiyatlarla S24F'ye mi yoksa Xiaomi 14T'ye mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Beraber tartışalım. Ve S24F'nin en ucuz güvenilir satın alma linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan kendin de inceleyebilirsin. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.